Başbakan Erdoğan'ın bugün Antalya'da yaptığı konuşmada 780 bin kilometre kareyle Türkiye tek vatandır. Kimse burada operasyona cesaret edemez dedi. Ayrıca sizin dün bahsettiğiniz konuyu tekrardı ve Molla'nın idamı için bu insanlar ve idam edilen bu zat 50 yıllık süreç içerisinde bunlar hükümetlerde bulundular. Hükümet ortağı oldular. Düşünebiliyor musunuz? 50 yılın sonunda bir siyasi kalkıp idam edebiliyor. Herhangi bir gerekçe, bir gerekçe ortaya konulamıyor dedi. Ahlaksızlık tabii yaptıkları. Yani hükümette oluyorlar. Önce müebbet veriyor. Adam diyor ki ya bu müebbeti bozun. Haksızlık yaptınız. Ha öyle mi? O zaman diyor müebbeti bozalım, asalım seni diyorlar. Orta Doğu'nun zavallılığı ve kalitesizliği, Orta Doğu ülkelerinin büyük bölümü böyledir. Zaten Orta Doğu dedim mi Avrupalıya, Amerikalıya hemen kafasında canlanır. Adam asan, kesen, insanın ırzına geçilen, kabalığın, kalitesizliğin, sevgisizliğin, vahşetin kol gezdiği, bol bol darbelerin yapıldığı, derin devletlerin hakim olduğu, demokrasinin olmadığı, acımasız toplumların yaşadığı bir yer akla gelir. Orta Doğu'nun yine en iyi yeri Türkiye. Yani Orta Doğu'nun yüzde kadar Türkiye. Rezalettir Orta Doğu'nun. Büyük bölümü öyle yani. Suudi Arabistan'a gidersin. Adamları asar keserler. Hapishanelerinde el arabasını yemeğe getiriyorlarmış. Yemeği koridora döküyorlarmış el arabasından. El arabasını devirip. Evet. Adamlar da mahkumlar avuçlarından yiyorlarmış yemeği yerde. Yani çimentonun üstüne döküyorlarmış. Betonun üstüne evet. Orada yiyorlarmış adamlar. Ve tam hayvana yapılan bir muamele tarzında. Müthiş bir vahşet. En ufak suçun cezası idam. Mesela İran'da da İran her gün adam asılıyor aşağı yukarı. Vinçle ağaçları asarak bilmem ne. Çin de öyle. Kore öyle. Orta Doğu vahşetin kaynadığı, ilkelliğin kaynadığı, kalitesizliğin kaynadığı karanlık bir dünyadır. Yani çok korkunç bir yöndür. Ama Avrupa öyle değildir. Aydınlıktır, ferahlıktır. Onun için bizim çizgimiz Avrupa Birliği yönünde olması lazım. Yani bu Çin'in, Rusya'nın, işte Türkiye devletlerinde epey bir bölümünün sıkıntısı derin devletlerdir. Derin devlet hakimiyeti vardır. Nereye dönsen derin devletin katillerine karşılaşırsın. Git Kazakistan'a sıkıysa bir iş yeri aç, bir şey yap. Hemen derin devletin iti kopuğu gelir. Ya haraç alırlar ya öldürürler. Rusya'da da öyle. İnsanlar kim vurduya gidiyor. Çok acımasız karanlık bir toplumdur Orta Doğu. Mısır öyle mesela vahşet. Mesela darbe yapıldı. Herkes sindirildi. Şu an Müslüman kardeşleri destekleyenlerin oranı 1/5'lere falan düşmüş. Korku imparatorluğu, güce teslim olma ruhu halkı orduya doğru itti. Nefret ettikleri bir güce aşık oldular adeta. Nefret ettikleri bir yapıya teslim oldular. Orta Doğu'nun acımasız ruhudur bu, karanlık ruhudur. Ancak işte Mehdiyet'le aydınlanacak. Mehdiyet'le pırıl pırıl, nurlu, makul, demokrat, sevgi dolu hale gelecek. Yoksa karanlık üstüne karanlık ayette de var ya şeytan Allah'a sınırım. Denizlerdeki karanlıklar gibidir diyor. O karanlığın üstüne bir karanlık daha sarar. O karanlığın üstüne bir karanlık daha sarar diyor Cenab-ı Allah ayette. O karanlık dalgalar içerisinde simsiyah bir hayat tarzıdır Orta Doğu. Pakistan öyledir, Hindistan öyledir, kadının ırzına geçirir, Bangladeş öyledir. Hiç kimsenin hayat garantisi yoktur, hukuk yoktur, kanun yoktur. Zulüm, vahşet, vicdansızlık hepsi hakimdir. Mehdiyet'in getireceği güzellik ise nur, ışık, ferahlık, modernlik, klaslık, kalite, neşe, sevinç, güzelliktir. Ama şu an şeytan ona bütün gücüne direniyor. Mehdiyet'e karşı var gücüyle direniyor.